Herkese merhaba, benim lezzetli tariflerime hoş geldiniz. Bugün tavuk döner yaptım evde. Oldukça yapılışı kolay ve kısa sürede hazırlanılıyor. Kesinlikle derin dondurucuda dondurmadan veya bekletmeden direkt hazırladım. Oldukça pratik ve bereketli. Artık dışarıdan almalara son diyorum. Çünkü evde yaptığımız yemeğin lezzetine diyecek yok. Evet, şimdi hep birlikte yapılışına geçelim. Evet, yaklaşık burada 600 gram tavuk göğsü var. Bu şekilde aldım ben. Şimdi bu tavuk göğüslerini ince ince doğrayarak başlayacağım. İsterseniz doğramadan önce de biraz buzlukta bekletebilirsiniz. Şimdi malzemeleri tanıtacağım. Yarım çay bardağından biraz az ayçiçek yağı, 2 yemek kaşığı yoğurt, 1 yemek kaşığı domates salçası ve 1 diş sarımsak, 1 tatlı kaşığı kekik var, 1 çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı toz biber ve 1 çay kaşığı kimyon kullanacağız. Evet, şimdi tavuk göğüslerimi ince ince dilimliyorum. Evet, 600 gram tavuk göğsünün hepsini bu şekilde ince ince kestim. Yani ne kadar ince keserseniz o kadar iyi oluyor. Pişirirken özellikle daha lezzetli oluyor. Evet, dondurarak keserseniz daha kolay, daha pratik oluyor ama dondurulmadan da direkt kesiliyor. Şimdi malzemelerimi ilave ediyorum. Daha önce de malzemelerimi sizlere anlatmıştım. Ayçiçek yağı, yoğurt, domates salçası, bir diş sarımsak. Kullanmayabilirsiniz sarımsak ama zaten küçük bir diş kullandığım için gayet güzel bir lezzet veriyor. 2 yemek kaşığı yoğurdumuz var. 1 tatlı kaşığı domates salçası ve diğer baharatlarımızı da ilave ederek güzelce harmanlayacağız, yani karıştıracağız. Bu ölçülere tam olarak uyduğunuzda harika bir lezzet oluyor. Evet, karıştırdım tavuk göğsümüzü güzel ince ince kestikten sonra ve şimdi bekletmeden direkt tavaya alarak pişireceğim. Teflon tavamı ısıttım biraz. Şimdi az bir şey ayçiçek yağı dökeceğim. Zaten iç harcında da ayçiçek yağı olduğu için çok fazla ilave etmeyeceğiz, yağ kullanmayacağız. Şimdi tavuk göğsümüzü tavaya bırakıyorum. Yalnız dikkat etmemiz gereken şey tavaya aldığımız tavuk karışımı ince bir kat olacak. Yani tavayı kaplayacak şekilde olacak. Üst üste gelmezse tavuk göğsü daha iyi pişer. Sürekli yüksek ateşte karıştırıyoruz. Kavrulmaya da başlayınca orta ateşi alarak ara sıra karıştırıyoruz. Ta ki güzel kavrulduğunu anlayıncaya kadar. Bu ortalama bir 10-15 dakika arası sürüyor. Çok uzun sürmüyor. Çünkü zaten ince doğrandığı için çabuk pişiyor. Evet. Ara sıra karıştırarak kavuruyoruz ve artık tavuk dönerimiz servise hazır. Ekmek arası dürüm yapıldığında harika oluyor. Kesinlikle tavuk döner artık dışarıdan almıyorum. Bu tarifi yaptıktan sonra herkes bunun lezzetine hayran kaldı. Hem bereketli oluyor, hem ekonomik oluyor, hem de akşamdan dondurmada, yani dondurucuda bekletme süresi yok. Harmanladım, doğradım, tavaya aldım. Yani çok kısa sürede hazırlanıyor. O yüzden bu tarifi de sizlerle paylaşmak istedim. Evet, geldik bir videonun daha sonuna. Takipte kalın lütfen, yine paylaşımlarım olacak. Beni destekleyerek abone olursanız sevinirim. Bildirimleri de açarsanız bir sonraki paylaşımımdan haberdar olduğunuz gibi beni de böylelikle desteklemiş olursunuz. Buna sevinirim. Yine başka bir videoda görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın.